Canı sıkılan Yusuf bahçeye çıkmış, bahçelerinde gezerken başlamış adım atmaya. Bir adım atmış, ben adımları ekledikçe siz de sayın bakalım. Bir adım, Bir, iki adım, üç adım, dört adım ve beş adım atmış. Beş adım attıkları zaman, attığı zaman bahçenin köşesine gelmiş. Sonra devam etmek için bu ok hangi yönü gösteriyor çocuklar? Şuradaki ok yukarıyı gösteriyor. Devam etmek için bu sefer de yukarı doğru adım atması gerekiyormuş. Dönmüş, yönünü çevirmiş. Yukarı doğru bir adım atmış. Peki o zaman beş adım, bir adım daha kaç adım etmiş? Altıncı adım. Aferin, altı. Şimdi bir adım daha atmış. Bir adım daha atmış. Yine köşeye gelmiş. Beş adım da bu köşeye gelmiş. Üç adım da bu köşeye gelmiş. 5 artı 3. 5 adım, 3 adım daha, toplam 8 tane adım atmış. Köşeden bu sefer dönmesi gerekiyor. Bu sefer nereye doğru dönecek? Şu oka bakın bakalım. Bu ok hangi yönü gösteriyor? Şu ok hangi? Sol. Aferin. Sol tarafa dönmüş. Sol tarafa doğru bir adım daha atmış. En son 8. adımdaydık. Bu adım kaçıncı adım oldu şimdi? 9. Bir adım daha atmış. 10. 11. Siz sayın hadi. Siz sayın. 11. 12. Ve 13. 5 adım daha atınca toplam 13 adım atmış. Ve yine köşeye gelmiş. Evet, köşeye gelmiş. Ve artık hangi yöne doğru gitmesi gerekiyor? Aşağı. Aşağı doğru gitmesi gerekiyor. Aferin size. Bu sefer de aşağı doğru bir adım. 13'ten sonra kaç gelir? 14. Beş. Bir adım daha 15 ve bir adım daha 16. Yusuf başladığı yere, kapılarının önüne geri dönmüş. O zaman bahçeleri hangi şekildeymiş sizce? Hangi şekilde? Bu şeklin adı ne? Dikdörtgen. Evet, bu şeklin adı dikdörtgen. Yusuf'ların bahçesi dikdörtgenmiş. Bu yüzden 5 adım sağa, 3 adım yukarı, 5 adım sola ve 3 adım aşağıya doğru yürüyünce dikdörtgeni tamamlamış. Peki bu dikdörtgenin kaç tane köşesi olduğuna bakalım mı? Hadi her köşeye bir kalp koyayım. Her köşeye bir kalp koyuyorum. Bir, iki, Dört tane üç, köşesi var bir. Aferin Zeynepciğim. Tam dört tane köşesi öğretmenim. var. Peki kenarlarına bakalım mı? Kaç tane kenarı var? Kenarlarına hangi şekli koyayım sizce? Yıldız koyayım mı kenarlarına da? Olur. Bir kenar. Yıldızın şekli, yıldızın rengi ne renk olsun? Öğretmenim, Mavi. Tamam, mavi koydum. kenarları da dört tane. Tamam Zeynep, hadi sayalım. Bir, iki, Bir, Zeynep diyor ki dört, iki, üç ve dört. dört. Aferin size. Böylelikle biz ne öğrenmiş olduk? Dikdörtgenin tam dört tane köşesi, dört tane de kenarı var. Kenar neydi? Bu çizgilerdi. Kenar, bir her yüzeyin kenarları vardı.
Ve o kenarların birleştiği yerlere de o biz köşe diyorduk. Bu kenarların birleştiği yerlere köşe diyorduk. Ve dikdörtgenlerde, daha doğrusu dörtgenlerde dört kenar ve dört tane köşe var. Peki Zeynep, sence bir beşgende kaç köşe ve kaç kenar vardır? Beş. Evet. Biz ne yapıyorduk çocuklar? Bütün şekillerin ismi onların kenarlarına ve köşelerine göre isim alıyordu. Hatırladınız mı? Biz peki burada kaç adım atmış olmuştuk? 16 adım atmış olduk. Bir başladığımız yere geri döndük. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Dikdörtgenin çevresini yürüdük. Bütün kenarlarını yürüdüğümüz için dikdörtgenin bütün çevresini yürüdük. 5 adım. Sonra ne yaptık? Artı dedik. Şimdi sıra neydi? Nereye alacağım? Üçü aldım. Bu kenarı aldım. İkinci kenarı aldım. Artı dördüncü, üçüncü kenarı aldım. Artı hepsini 5 adım attım. 3 adım daha attım. 5 adım daha attım. Ve yine son olarak 3 adım daha attım. 16. Evet. Toplamda tam 16 adım atmış oldum. Biz şimdi birinci köşede, birinci kenarda 5 adım attık. 5 adımı aldık. 3 adımı da aldık. 5 adımı daha aldık. 3 adımı daha aldık. Bütün adımlarımız kaç adım etti bizim? 16. 16 adım etti. O zaman bizim bahçemizin çevresi kaç adımmış? 4. 16. 16. Bahçemizin çevresi 16.